Herkese merhabalar arkadaşlar. Levia burada yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Uzun zamandır çok fazla bir şekilde dolandırılan arkadaşları görüyorum. Gayet normal çünkü ne kadar dikkatsizseniz o kadar dolandırılmaya müsaitsinizdir. Peki bunu nasıl çözdüm? Daha doğrusu çözdüm denemez, size bir yolunu göstereceğim daha doğrusu. Bildiğiniz gibi APK'den dolandırmanın çok kolay bir yolu var. O da APK'nizi siz birine kaptırdığınız anda arkadaş hemen hızlı bir şekilde sizin attığınız trade'i veya size gelen trade'i hızlı bir şekilde iptal edip hemen anında sizin trade yaptığınız kişiye benzer bir hesap oluşturup yeniden size bir trade gönderiyor. Bunların hepsi 1-2 saniye içerisinde oluyor ve bunun nasıl olduğunun farkına bile varmadan yine aynı hesaptan gelen trade'i kabul ettiğiniz anda scamleniyorsunuz. Bunun sebeplerinden bir tanesini, en azından benim başıma gelenlerden bir tanesini bu videoda açıklamak istedim. Ama onun öncesinde sponsorumuza ufak bir göz atalım. What will he do now? It's a magazine! Incredible! And we have the winner! Our winner gets a box with incredible skins from Keydrop. We also have something special for all the viewers. With the above promo code, you get 50 cents to start with and 10% bonus from deposit. Şimdi, ben neredeyse dolandırılıyordum. Dolandırılıyordum derken, dolandırılmadım. Daha doğrusu, APK'imin benden habersiz bir şekilde sürekli olarak yenilendiğini fark ettim. Ben çok fazla trade yapıyorum ve trade'lerimi yaparken insanların hesaplarını 2-3 kez kontrol ediyorum. Gerçekten trade yaptığım kişi doğru kişi mi diye. 1-2 defa bu APK meselesinden dolayı bana fake trade'ler geldi ama kabul etmedim. Peki sonrasında ya arkadaşım ben APK'imi her seferinde sıfırlıyorum. Nasıl oluyor da yeniden bir APK geliyor? Ve nasıl oluyor da bu APK'den dolayı dolandırılma ihtimalim var diye merak ediyordum. Sonra bugün, daha doğrusu 1 saat 2 saat öncesinde yeniden dün açtığım APK'imi sıfırlamak için şu anda yukarıda gördüğünüz steamcommunity.com/dev/registerk adresine gittim. Ve burada bir tane APK'in açık olduğunu fark ettim. Allah Allah. Yani ben APK'imi dün sıfırlamıştım. Kontrol etmek için girdim. Ve hala APK var. Tamam dedim. Hemen hızlı bir şekilde. APK'imi iptal et. Tamam dediğim anda çat. Yeniden yeni bir APK oluşturuluyor. Şu anda APK'yi kontrol edin. Her seferinde yeniliniyor. O farklı bir şey. Tak yenisi geliyor. Her iptal ettiğimde tak yenisi geliyor. Peki bu neden oluyor? Biliyorsunuz yüzlerce eklenti kullanıyoruz. İşte örnek göstermek gerekirse işte buradan envanterimi göstereyim size. Envanterimde işte bu gördüğünüz rengarenk olayı yaratmak için, işte fiyatları görebilmek için, FN yazısını görebilmek için, stat trader, fiyatıdır dediğim gibi işte rengidir, flow'dur falan görmek için kullandığımız bizim belirli eklentiler var. Ve bu eklentilerden bir tanesi size otomatikmen APK oluşturuyor. O da CSGO Trader eklentisi. Hemen Google'a, ben de bunu böyle bir şeyde fark ettim. Registered'da hemen şuradan APK to CSGO Trader Extension'dan fark ettim. Normal şartlarda CSGO Trader Extension çok fazla zararı olan bir şey değil. Trade yaparken aldığınız veya verdiğiniz skinlerin ortalama fiyatlarını karşılaştırıp zararda mısınız, karda mısınız diye kontrol etmeye yarayan bir eklenti. Normal şartlarda gayet normal bir şey. Ama şöyle bir problem var ki siz APK'yi sıfırladığınızı zannederken size sıfırdan APK'yi oluşturan bu eklenti daha sonrasında hacklenirse veya bunların dataları birilerine gidiyorsa APK'niz otomatikman başkalarının eline geçiyor. Bu isterseniz farklı trade sitelerinden, ne bileyim market sitelerinden hangisinden girerseniz girin. O APK'yi sıfırladığınız anda yeni bir APK oluşturmadığınız sürece normalde APK'niz hiçbir zaman olmuyor. Ta ki siz yeni bir tane oluşturana kadar. Ama bugün anladım ki aslında abi ya benim APK'im yoktu dediğiniz zaman aslında eklentiler size otomatik olarak APK yapıyormuş. Benim size önerim sadece Steam Inventory Helper adlı eklentiyi kurun. Diğer kalan bütün eklentileri iptal edin ve bu şekilde
API key'iniz de sıfırlanmış olur. API key'den dolandırılmak çok kolay. Son 3 günde 4 günde benim komünitimden bile 10 kişiye yakın insan scamlendi ve dolandırıldı. Itemları, skinleri gitti. Siz de onlardan bir tanesi olmayın. Burada size ön ayak olayım. CSGO Trader eklentisini kullanan arkadaş varsa hemen hızlı bir şekilde iptal etsin. Ben de hemen Chrome'dan kaldır diyorum. Kaldır dediğim anda neden kaldırıldığını soruyor. İngilizcesi nasıl bilmiyorum ama scam yazıyoruz ve gönder diyoruz. Hemen hızlı bir şekilde tarayıcıdan kalktığından da emin oluyorum. Ve şuradan son bir kez Steam API key'imi sıfırlıyorum ve artık bir API key'im yok. Eğer ki eklenti kullanıyorsanız Steam Inventory Helper dışında bir eklenti önermiyorum. Market ve envanter takibi için. Diğerleri zaten size herhangi bir şekilde API key yaratmaması lazım. CSGO Trader eklentisi size otomatikman eklenti oluşturuyormuş. Bazı siteler de size otomatikman eklenti oluşturuyor. Onlara da göz atmayı unutmayın. Dediğim gibi her gün işleminiz bittikten sonra hangi sitede oynadığınız önemli değil. Hangi kasa işleme sitesini, hangi trade sitesini kullandığınız önemli değil. Gün sonunda API key'inizi sıfırladığınız müddetçe hiçbir probleminiz yok. Scamlenmeniz için API key'inizin olması ve API key'inizin de kaptırılmış olması lazım. Ben bunu bugün fark ettim ve bunda size ön ayak olmak istedim. Diğerlerini kontrol etmeyi de unutmayın. Gerekirse hepsini iptal edin ve sıfırdan kurun. Sıfırdan kurduktan sonra kafanız rahat olacaktır. Steam Inventory Helper dışında da bir şey kullanmamaya dikkat edin. Kanala abone olmayı, videoya da like bırakmayı esirgemeyin. Hem Discord kanalıma hem de her gün 20.45'te yayın açtım Twitch kanalıma da katılmayı unutmayın. Gelip selam verip istediğiniz gibi sorularınızı sorabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Kellevia kaçar.